Kararlı adımlarla mikrofona doğru ilerliyor. Evet, verdim. Merhaba. Yolumuz işçi sınıfının yoludur diyen gençler. Merhaba. Şarabi eşkıyalar. Merhaba. Sizlere Mandalya Körfezi'nden balıkçıların selamını getirdim. Turizm işçilerinin selamını getirdim. Yol arkadaşlarınız haydi açma abi. Osman Çeto, haydi açma. Bunu Ayhan Doğan, Aydın Doğan'ın, İskender Doğan'ın, Tabelacı Hüseyin'in, Dokumacı Nail Usta'nın, Şoför İsmail'in selamlarını getirdim. Sevgili dostlar, İGD'nin 39. yaş günü toplantısına davet edildiğinde büyük onur duydum. Ne demek? Sınırsız ve sınırsız bir toplum için, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan günler için ateşe yürüyenlerin, rüzgarla doldurdukları yelkenlerinle ateşin üzerinde yürüyenlerin yanlarında olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir miydi? Ama ikinci bir sorun doğdu. Dediler ki gecede senin konuşmacı olmanı istiyoruz. O olmadı işte dedim. Ben yolumuz işçi sınıfı diyen o yoldaşlarımla barikatlara çıktım. Ama ben İGD üyesi hiç olmadım. Bırakın İGD üyesi olmayı, İGD'nin sokağından geçmen bile yasaklanmıştı işçi sınıfı partisince. O zaman dediler Manisalısın, ev sahibi olarak konuş. Yahu 62 yaşımın 15 yılını geçirmedim ki ben Manisa'da. Hep dışarılardaydım. Bir çaresi vardı elbette. Ben de bu kürsüde bugün Salihli'den Kemal olurum. Birlikte afişlemelere çıktığımız Avni Hoca, Avni Ece olurum dedim. İşçi sınıfının yiğit evladı genel olurum. Emin Karayel yoldaş olurum o kürsüde dedim. Sevgili dostlar, İGD bir tarihtir. İGD bir efsanedir. İGD'nin üzerine çok şey söylendi. Kısa bir anekdot anlatmak istiyorum. Geçenlerde büyük bir siyasi örgüt, 80 öncesi geniş tabana sahip bir siyasi örgütlenmenin içinde bulunan bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Yahu dedi, cezaevine girmeden önce dedi, ben İGD'lileri hep hanım evladı olarak tanırdım dedi. Cezaevine girdiğimde baktım ki o insanlar çok farklı insanlar. Bir süre sonra bağlı olduğum komünü bıraktım. Onların komününe geçtim dedi. Ve 50 yıldır komünle devam ediyorum dedi. Dostlar, İGD'nin tarihini anlatırken yapmamız gereken bir şey var. Dürüst olmak zorundayız. Yanlışıyla, doğrusuyla İGD bir tarihtir. Bu tarihi gelecek kuşaklara doğru olarak anlatmak zorundayız. Namuslu olarak anlatmak zorundayız. Eğrisiyle, doğrusuyla o tarih
bizim tarihimizdi. Dönemden geçiyoruz. Karanlık bir tünelde yol alıyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Nereden başlamalı? Hepimizin kafa yormamız gereken şey. Ben buraya gelirken sırt çantamda soba işçilerinden bir şeyler getirdim. Ermelek'ten getirdim. Torunları inşaatlardan getirdim. Birleşik Metal'den getirdim. MES'e karşı direnen Birleşik Metalcilerden bir şeyler getirdim sırt çantamda. Sütaş işçilerini getirdim. Nesne işçilerini getirdim. Direnen işçilerden bir şeyler getirdim sırt çantamda. Ben buraya gelirken Güneydoğu'dan çözüm süreci içerisinde öldürülen çocuklardan, Medeni'den, Ceylan'dan, Ümit'ten, Uğur Taymaz'dan feryatlar getirdim sırt çantamda. Ben buraya gelirken gizli direnişinde Haziran'da kaybettiğimiz Abdullah Cömert'ten, Ethem Sarısünük'ten, Medeli'den, Ayvalıtaş'tan, aşklarını sevdalarıyla Ali İsmail'den, Hasan Ferit'ten bir şeyler getirdim yanımda sizinle paylaşmak için. Ben Berkin'den milyalar getirdim size paylaşmak için buraya. Sevgili dostlar, uzun lafı uzatmama gerek yok. İGE'de 79 yılında 124 şubesi, 50 bin aşkın üyesi ve sınıf savaşımında bütün direnişlerde işçi sınıfının yanında 76-77 1 Mayıs'ında DGB direnişlerinde MES'e karşı kavgalarda Avrupa direnişlerinde işçi sınıfının omuz başında saf tutmuştur. Mahallesini, işliğini, semtini, okulunu korumak için 130 evladını yitirmiştir. Hepsini saygı ve sevgiyle hatırlıyorum. Böylesi elit, onurlu, savaşkan bir grubun önünde bana konuşma fırsatı verdiği için tertip komitesine, İGE'li tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir onurdur. Ama ben bu onuru tek başıma taşıyamam. Bu onuru Tariş'te, barikatlarda, barikatlara birlikte çıktığımız gıda iş üyesi, İKD'li, İGD'li, İRD'li yoldaşlarımla paylaşıyorum. Sevgilerimle.